IOSA Emeklilik Genel Müdürü Meral Eredenk ile birlikteyiz. Efendim bugün finans bankacılık konuşuldu. Tasarrufun önemini, yeni jenerasyonun, Y kuşağının önemine dikkat çekildi. Sizin de biliyoruz tasarrufla ilgili birçok projesi var. Bunları öğrenebilir miyiz? 2013'te odaklanacağımız tasarrufla ilgili konular neler olacak? Teşekkürler. 2010'dan beri biz tasarrufun önemini söyleye geldik ve sonunda herkes bizimle aynı noktaya geldi. O açıdan sevinçliyiz diyoruz. Özellikle cari açığın kapatılması için ana ilacın bireysel emeklilik olduğu, orta uzun vadeli mevduattan farklı yatırımların olduğu artık çok daha bariz bir şekilde ortaya çıktı. Dünya Bankası ile yapılan bir çalışmanın sonucunda aslında bu noktaya gelindi. Biz iki çalışma yürütüyoruz şu anda. Birisi yine Aviva ile birlikte Avrupa'da bir çalışma. Emeklilik dönemi tasarruf açığı çalışması. Türkiye'nin 91 milyar euroluk bir yıllık tasarruf açığı var emeklilik dönemine yönelik. Yani bu ne demek? Her birimiz birey olarak ortalama 2600 euro eksik tasarruf ediyoruz. Söylemesi kolay, yapması zor bir iş. Onun için de herkesin, bireylerin kafasını değiştirmeye çalışıyoruz. Bu araştırmayı sürdürüyoruz, güncelliyoruz. Birinci işimiz bu. İkinci işimiz de günlük işimiz. Günlük işimizde de bu bilinçle herkesi eğiterek, öğreterek, aslında ürünü satmak gibi görünüyor ama bunu ben biraz da sosyal sorumluluk projesi gibi görüyorum. Zira Sosyal Güvenlik Kurumu'nun artık yetemediği noktada bireylerin kendi emekliliklerini, kendilerinin planlamaları ve kendilerinin tamamlamaları gerekiyor. Onun için de bu yeni çıkan, bu yılın başında çıkan devlet katkısını çok iyi kullanıyoruz hepimiz sektör olarak. Herhalde içeride çok olumlu konuşmalar yapıldı, çok pozitif gelişmelerden bahsedildi ama biz şu anda %300 büyüyoruz. Geçen yılla karşılaştırmalı 3 kat, 3,5 kat fazla büyüyoruz bütün sektör olarak bakıldığında. Bu da aslında hem ihtiyacı gösteriyor. Gerçekten böyle bir ihtiyaç var. Bu ihtiyaca cevap vermek için de devlet katkısı çok önemli bir araç oldu, bir enstrüman oldu bizim için. Bir an önce herkesin o eksiğini tamamlaması lazım. 2013'te fon büyüklüğü ne olacak? Geçen yıla göre bir %300 büyüme olduğunu söylediniz. Fon büyüklüğü ne olacak ve bu hızlı büyümeye karşısında siz kendinizi nasıl yapılandırıyorsunuz? Nasıl yönetim modellerinizi değiştiriyorsunuz? Neredeyse baştan aşağı her şeyi değiştiriyoruz. Sondan başlayarak cevap vereyim. Nereye yetişmeye çalışıyoruz? Geçen yılı 20 milyar TL'lik bir fon büyüklüğüyle kapattı sektör. Yaklaşık 30 milyarlık bir fon büyüklüğünü bu sene normal şartlarda bekliyor ama ben artık bu hızlı gidişte bunun da üzerine çıkacağını rahatlıkla tahmin edebiliriz diyorum. Bir kere ilk başta 9 şirket olan sektör şu anda 17 şirkete geldi. Bir şirket birini satın aldı biliyorsunuz. Dün tekrar 16'ya geçti ama yine 2 şirketin kurulacağı, yeni geleceği haberi geldi. Dolayısıyla sektör hem organik olarak büyüyor hem inorganik olarak büyüyor. Rekabet artıyor. Fiyatlar aşağı çekildi kanuni bir zorlamayla ama bu da satışların artmasına faydası oldu. Biz her ne kadar fiyata hassas olmayan bir satışımız, ürünümüz olduğunu söylüyorduk geçmişte ama gördük ki hem devlet katkısı hem fiyatların düşüşü vatandaşın bu yatırımı yapmasını daha da kolaylaştırdı. Daha çok inanmaya başladı. Şimdi sıra artık çok daha çeşitli, farklı segmentlere yönelik, farklı ihtiyaçlara yönelik değişik bireysel emeklilik ve hayat ürünlerini birlikte satacak modelleri oluşturmak. Onun için önemli bir CRM altyapısı gerekiyor. Onun için müşteriyi daha rahat anlamak, daha yakından tanımak gerekiyor. Sonra da müşteriden öğrendiklerimizi sistemimize yükleyip onun ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünleri, yeni hizmetleri paketleyip çıkarmak gerekiyor. Onun için bütün IT altyapımızı değiştiriyoruz. Onun üstündeki bütün çevre sistemlerimizi değiştiriyoruz. İçeride çok konuşulan teknoloji ve inovasyona mühim yatırımlar yapıyoruz. İnsana çok büyük yatırım yapıyoruz. Onun çok önemli olduğunu artık biliyoruz. Zira bu yüz yüze tanıtılan, anlatılan bir ürün. Anlatmadan, call center'dan veya kitaptan okuyarak, internetten okuyarak çok kolay olmuyor satış genç nesli her ne kadar bunu alsa da. Bütün bu yatırımlarla birlikte sektörün çok hızlı büyüyeceğine inanıyorum. Beste yüzler gülüyor. Evet. Teşekkürler.